Japonya'da büyük tayfun felaketi. Son 25 yılın en büyük tayfun felaketini yaşayan Japonya'dan gelen fotoğraflar şok etkisi yarattı. Ülkenin cehenneme çeviren felakette en sıra dışı kareler ise ülkenin batısındaki Kyoto, Kobe, Nishinomiya ve Osaka'da çekildi. Kobe'de saatteki hızı 200 kilometreyi bulan tayfun yüzlerce aracı uçurup savurdu. Ortaya çıkan tablo unutulacak gibi değil. Osaka'da bir sokağın hali dehşete düşürdü. Kaldırımlar, yollar araçlarla doldu. Nishinomiya'daki bir park alanındaki araçlar ise alev aldı. Kentteki bir başka sokak. Kansai Uluslararası Havalimanı sular altında kaldı. Havalimanı neredeyse tamamen suya gömüldü. Bir gemi havalimanına giden yolun geçtiği köprüye sürüklendi. Yerinden oynayan köprü trafiğe kapatıldı. Gemi ise tanınmaz hale geldi. Havadan bakıldığında pistlerin yerine su kanalları görünüyor. Yüzlerce yolcu havalimanında mahsur kalmış durumda. Havalimanı deniz kenarında yer alıyor. Limanlarda da durum farklı değil. Nishinomiya limanında vinçler devrildi. Kobe'de ise konteyner bölgesinde yangın çıktı ve liman harabeye döndü. Nishinomiya'da tayfunun sürüklediği gemi karaya oturdu. Jebi tayfunu şimdiye kadar en az 10 can kaybına yol açtı. Japon hükümeti 50 bin kişiye evlerini terk etmeleri emrini verdi. Arkadaşlar dikkat ediyorsunuz ki emir veriyorlar. Yaklaşık 2 milyon insan için ise tahliye tavsiyesi yayınlandı. Yani çok büyük bir felaket. Saatte 200 kilometrelik bir tayfundan bahsediliyor. Uçak seferlerinin yanı sıra tren seferleri de yapılamıyor. Ülke çapında 2 milyon eve de elektrik verilemiyor. Osaka'da binalar parçalandı. Japonya'nın batısında Temmuz ayında meydana gelen heyelan ve su baskınlarında 200 kişi ölmüştü. Bu felaket ise can kaybından az olsa da daha şiddetli. Aynı ay içerisinde etkili olan sıcak hava dalgasında da 130 kişi yaşamını yitirmişti. Ada ülkesi Pasifik Ateş Çemberi üzerinde bulunuyor. Görüntüleri sizin için arkadaşlar sıralıyorum.